Tespitlerimize göre 90 yılını geçmiş bir hani eski şeyinden aynısının benzerini yaptık. Görüyorum Sayın Valim, çok mutlu ediyorsunuz bizi. Çok güzel. Kerçekler olarak yapabilirler. Belki gördüğünüz en güzel sergilerden bir tanesini İpek Kozası'ndan üretilmiş olan, yapılmış olan çiçekler aranjmanlarıyla ilgili bir sergiyi açtık. Tabii Meral Hanım bu konuda Türkiye'deki en büyük ustalarımızdan birisi. Bugün el vermiş olduğu öğrencilerden birisini, 7 yıl bu kursa devam etmiş öğrencilerden birisine de icazetini vermiş olduk. Burada bugün çok güzel eserler ortaya çıkmış. 12 tane kursiyerimizin elinden çıkmış. Müthiş eserler bunlar. Biz tabii halk eğitiminin her bir kursunu önemsiyoruz ama bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş olan eserlerin, sanatın yaygınlaştırılması, öğretilmesi, bir sonraki nesle aktarılmasıyla ilgili olan, açılmış olan kurslarımızı daha da önemsiyoruz. Dolayısıyla istiyoruz ki buradaki el vermiş olduğu ustamız bu kursu daha da yaygınlaştırsın. Daha çok hanımefendi, beyefendi bu kurslardan yararlansın. Ortaya müthiş güzel eserler çıksın ve bu sanatımız devam etsin istiyoruz. Neden Yalova? Yalova'daki üretilen aslında bu ipek kozaları buranın coğrafi özelliklerinden dolayı en kaliteli aslında ipek kozaları Yalova'da yetişiyor. Dolayısıyla buradaki sanatçılarımız da bundan yararlanmış oluyorlar. Ben hem sanatçımıza hem kursiyerlerimize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve Yalova'nın bu noktada bir marka değerinin olduğunun da altını tekrar çizmek istiyorum. 2012'den beri Yalova'da İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle geleneksel unutulmayı üst üste tutmuş sanatlar dalından olan İpek Kozu işlemeciliği kursunu veriyorum ve sergisini açıyoruz. Bu sene 2023-27 Aralık'ta biten kursumuzun sergisiydi bu. 2024'te açılan, inşallah açılacak olan da kursumuzun bir nevi tanıtımı olmuş oldu. Sayın Valimizin de dediği gibi Marmara bölgesinde özellikle Yalova ve civarında en iyi kozaların yetiştiği bir bölgede yaşamaktayız. Bizim amacımız hem bu unutulmayı tutmuş sanatları canlandırmak, güncel bir halde nasıl kullanılabileceğini meraklılara, alıcısı olanlara tanıtmak ve bu sanatın ölmemesine bir katkı sunmaktı. Onu başardığımıza inanıyoruz. Her sene çıtamızı, eğitim seviyemizi yükseltiyoruz ve her sene çok daha kaliteli, kalifiye öğrencilerimiz oluyor ve bilerek geliyorlar. Çünkü biz onlara balık tutmayı öğretiyoruz. Bizden sonra kendileri organizasyon işlerinde çalışıyorlar, hediyelik eşya üretiyorlar. Bu bize mutluluk veriyor. Amacımız zaten bu. Hem bir çırak yetiştirmek hem de ekonomiye katkı sağlamak, ekonomiye dönüşümünü sağlamak. Sen de var.
başka bir şey.